sinema severler, en başka yerindesiniz. Ne yetinize geldiniz. Kameranın önünde ben, arkasında Gülberk. Sizlere ne diyoruz? Hoş geldiniz diyoruz. Bu haftanın başka sinema filmlerini konuklarımızla konuşacağız. Letonya'dan buyuran animasyon Eve'yi daha yakından tanımak için Ethem Onur Bilgiç'le bir araya geleceğiz. Vizyon'un yerlisi Soluğu, oyuncusu Aslı İnandık'tan dinleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet ya, ben böyle bayağı verdim değil mi yine? Spoiler verdim. Yoktur yapmadım. Bu şekilde düştük. Yani ama ben ona çalışmıştım. Haftanın ilk filmi Eve'in yaratıcı ekibi bir kişiden oluşuyor. Filmin yazanı, yöneteni, çekeni, kurgulayanı, müziklerini yapanı aynı kişi. Gintz Zilbalodis. Kendisi 1994 doğumlu. Away, ilk uzun metrajı ve bundan önce farklı tekniklerle yaptığı 7 kısa animasyonu var. Temalar filmlerinde genelde ortak. İnsan, hayvan, doğa, korkular ve hayatta kalmak. Away'de bir adada oradan oraya savrulan ve eve dönüş yolunu arayan isimsiz bir ana karakterimiz mevcut. Peki ev neresi? Ethem Onur Bilgiç, hoş geldiniz en başka yerine efendim. Hoş bulduk, merhabalar. Nasıl gidiyor? Güzel, yani karantina günlerinde çalışmaca iş üretmeye çalışıyoruz. Evet, sevgili Ethem, sen tabii ki hem bir çizer hem de canlandırma kısaları üreten bir yönetmen olarak Eve'in biçimini, estetiğini, içeriğini konuşacağız, yönetmenin tercihlerini konuşacağız. Hani film aslında temelinde iletişim ve bağ kurabilmek üzerine yönetmenin deyimiyle. Aslında bir sürü bir şey üzerine ama diyalogsuz bir film. Düşle gerçeği böyle iç içe geçiren 4 bölümden oluşuyor. İşte tüm bu parçalı yapı, diyalogsuz olması, tekniği, her şeyi sen nasıl anlatırsın bize Eve'yi? Yani öncelikle baştan söyleyeyim. Benim hoşuma gitti. Tek kişilik bir üretim. Bu da bence güzel. Çok insana da bence öğretici de olacak. Artık çünkü günümüzde hem programlar hem bilgisayarlar daha erişilebilir olduğu için tek kişi ya da daha küçük ekiplerle animasyon yaratabiliyorsunuz. Eve bence çok güzel bir örneği. Tek bir kişinin yaptığı. Tutarlılığı da çok iyi sağlamış. Dilini, stilizasyonunu çok iyi sağlamış ve o tutarlılığı bütün filme yaymış. 70 dakikalık bir animasyon yapmak çünkü zor bir şey ve bunu tek kişi yapmak da oldukça zor bir durum. Bu tutarlılık benim oldukça hoşuma gitti açıkçası. Bir hayat alegorisi, hani kendi başına bence biraz kendi hayatını da anlatmaya çabalamış gibi geldi bana. Kendi yaşadığı zorlukları diyeyim ya da. Böyle yani bence iyi bir film, iyi bir tutarlı bir film. Ya bu tekniğe baktığımızda hani yine kendisi bir röportajda şey demiş ya, çok fazla bu arada referans vermiş. Hani işte bu uzun tek planları için Ben Cuba'dan falan esinlendiğini mesela söylemiş. Ama bir yandan da işte Miyazaki'nin serisi bu Future Boy Conan'dan hani etkilendiğini. Ama onun yanı sıra da işte Journey gibi, ben çok video oyunlarını bilmiyorum ama Journey gibi bir takım video oyunlarından da etkilendiğini. Hakikaten hani izlerken bir animasyon uzmanı olmamama rağmen yer yer cidden hem Miyazaki'den gerçekten esinlenildiğini net bir şekilde aslında görebiliyorsun. Hem de bir yandan bu özellikle motosiklette bizim isimsiz kahraman işte dağ tepe dolandığı anlarda da kendini bir video game'i, video oyunun içinde gibi de buluyorsun değil mi? Evet, o checkpoint mantığı da olduğu için hani aslında bayağı bilgisayar oyunu mantığında başlıyor zaten. Çok yani spoiler vermeyeyim ama bir checkpoint mantığı var. İşte belli chapter'ları var. Aslında bir video oyununu izlemiş oluyoruz bir noktada. Bu müzik kullanımıyla ilgili ne diyorsun? Çünkü hani diyalogsuz ama illa hani müzik olmak zorunda değil bir yandan, diyalogsuz bir filmde tabii ki. Ama doğa seslerini vesaire hani böyle daha organik bir ses tasarımı yapmış. Daha duru bir ses dünyası var bütün o kendi kurduğu evrenden yola çıkan. Ama müziği de cidden baştan sona böyle bir senfonik, hani sanki biz belki de bir sessiz film izliyoruz ama birileri üstüne müzik yapıyor kadar bir şeylere girdim ben, duygulara girdim açıkçası ki müziği de kendisi yapmış yönetmen. Mesela müzik her yer rahatsız etti mi, yoksa hani anlatının güçlü bir aracı olarak gördün mü müziği? Ya benim hissettiğim biraz böyle şiir gibi, hani duyguları hissettirmek istiyor ve görselle bir şekilde müziği de birleştirmesi gerekiyordu. Bence bunu da sağlamış. Kendi yapıyor olması zaten şeyden büyük, aslında tasarım aşamasında
ne yapacağını biliyordu ve müziği de ona göre düşündü. Sahneleri de ona göre zaten ayarladı. Hepsini tek bir insanın yapması aslında bir noktada iyi oluyor. Çünkü neyi nasıl yapması gerektiğini tamamen kafasını en başında çözmüş oluyor. Yani tasarımı en başında kafada bitirdiği için de çok uyuyor. Parçalar hemhal oluyor. Bu da bence işte iyi bir sonucu çıkartıyor ortaya. Yani bir atmosfer filmi aslında. Yani sözle anlatmak istesek bütün hikayeyi belki iki cümlede anlatacağız. Ama işte böyle sana hissettirmesi, başka şeyler, duyguları sana geçirmesi zaten işte o da sinemanın güzelliği olmuş oldu. Bir yandan o adayı da çünkü o isimsiz karakterin zihnine dönüştürüyor gibi bir durum oluyor. Bütün o karanlık gölgesiyle işte bilmem hayvan dostuyla. Öğreniyor, öğrenmeye devam ediyor. Aslında çok klasik bir hikaye ama evet. O dediğimiz gibi o stilizasyonu, görsel tutarlılığı ve onun üzerine yapılan o ses tasarımı başka bir duygular da veriyor bize. Jenerasyonun bilgisayar oyunlarıyla iç içe olması bence bu tip filmleri biraz çoğaltacak gibi geliyor. Yani anlatım dili olarak da bir noktada biraz bilgisayar oyunu mantığı var. O da yani bence iyi daha biraz daha farklı bakışlar getirecek gibi. Peki. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim beni çağırdığın için. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Canlandırma sinemasının mabedi Annecy Film Festivali'nden ödülle dönen Eve'yi sevgiyle uğurluyoruz. Açılışını Antalya Film Festivali'nde yapan Soluk'layız şimdi. Bir ölüm yaşam dramı olan Soluk'la yapımcı olarak tanıdığımız Özkan Yılmaz ilk kez yönetmen koltuğuna geçiyor. Filmi oyuncusu Aslı İnan'dan soruyoruz. Merhaba sevgili Aslı İnan, hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Ceylan Hanım. Sizin cümlelerinizde Soluk ne anlatır aslında? Kanser hastası bir adamın biraz hani ölüme doğru giden o yolda yaklaşık 2 senelik bir yolculuğunda bir komşu kızının ilgisi aslında onu ayakta tutmuş ya da hani o kanserin ilk evrelerinde daha komşu ilgisinin de yeterli olduğu bir evrede Tamer ve Aslı bir gece işte Tamer eve geldiğinde daha ilk teşhis konduğu dönemde tanışıyorlar. Ve bunun üzerine Aslı da çok şöyle yani çok sıradan bir kız. Aslında çok sıradan derken şöyle yani yanından geçtiğimiz ve fark etmediğimiz insanlar vardır ya. Aslında sönük bir iddiası yok, bir hedefi yok. Aslında şu an günümüzde birçok üniversite mezununun yaşadığı problemlerle de boğuşan bir kız Aslı. Üniversite mezunu fakat işte ne yapmak istediğini bilmiyor, bir hedefi yok. Babasız büyümüş. Bu yüzden de aslında hep bir şeye yarar hissetmek istiyor kendini. Ve tam o anda Tamer giriyor hayatına. Ailesiyle de biraz problemleri var Aslı'nın. Tamer'i hani hem şey bir yerden tutunuyor, baba gibi bir yerden tutunuyor. Hem de Tamer ona yeni filmler izletiyor, şiirler okuyor, kitaplar okuyorlar birlikte. İlk defa bir şeye yaradığını hissediyor bu 2 sene boyunca. Ama tabii bir yandan Tamer'in hastalığı da artık kontrol edilemez ve hani komşu ilgisinden daha fazlasını gerektiren bir hal alınca bir hasta bakıcıya ihtiyaç duyuluyor. Çok da bağlılar birbirlerine. Yani o ilişki çok hoşuma gidiyor aslında Tamer ve Aslı'nın. Hani izleyenler de işte hatta başlarda böyle birkaç kişiden şey duymuştum. Hani böyle bir şey mi var acaba aralarında denebilen ya da işte acaba baba kızlar mı diye düşündüren tuhaf bir ilişki var. Çünkü bazen hani ailemiz olmayan insanları da biz seçerek ailemiz yapıyoruz ya. Seçilmiş bir aile aslında Tamer onun için. Bu yüzden de çok sağlam bir ilişki kurmuşlar. Aslı bunaldıkça Tamer'in evine kaçıyor ve işte birlikte filmler izliyorlar. Ondan bir şeyler öğreniyor derken aslında dönüşümünü görüyoruz Tamer'in aslında hayatına dokunmaya başladıktan sonraki sürecinde. Yani merkezde tabii ki ölüm var ama Soluk başka hangi temalarla boğuşuyor, hangi temaları kurcalıyor sizce? Ya aslında Soluk şöyle aslında bence karakterlerin birbirleriyle çok ortak şeyleri de var. Yani hepsinin
mesela hepsinde temel bir şey var, kafa karışıklığı var. Ya özellikle Tamer ve Aslı'da. Yani Tamer de mesela çok aslında kültürlü, bilgili, zamanında işler de yapmış ama her yaptığını bırakmış, her yaptığından sıkılmış. Aslında Aslı'da da temel bir benzerlik var ve hani hepimiz aslında temelde farklı hayatlar yaşasak da aynıyız ya, aynı şeylerle boğuşuyoruz, aynı psikolojik gerilimleri yaşıyoruz ya da kendimizle savaşıyoruz, kendimizi sevemiyoruz. Biraz bunları da sorguluyor bana kalırsa. Ve işte az önce söylediğim bu gerçekten şey, seçilmiş aile meselesi. Yani birinin ille bizim babamız olmasına ya da annemiz olmasına gerek yoktur ya, bazen hani gerçekten birini seçeriz ve o hiç hayatımızdan çıkmasın isteriz. Çok güzel bir yerine dokunur hayatımızın. Aslında işe yarar olma, işe yarar hissetme, yalnızlık ve kalabalık olmak. Yani bütün bunları sorgulatıyor ve yaşatıyor. Yani bütün bu psikolojik şeyleri. Birbirinden çok farklı üç karakter aynı evin içinde nasıl olur? Belki normalde gördüğümüzde asla aynı evin içine sokamayacağımız üç karakteri filmde çok organik, iç içe geçmiş, benzer korkular, benzer duygular yaşarken görüyoruz. Bunları da sorgulattığını ve yaşattığını düşünüyorum en azından. Dışarıdan da bir seyirci olarak. Çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz. Rica ederim. İki yeni film, Away ve Soluk. 27 Mayıs'a dek salonlarımızda olacak. Peki başka çarşambada ne olacak? Carlos Rey Gadas'tan Our Time 20 Mayıs çarşamba akşamı Blue TV'de izlenebilecek. Değerli sinema severler, bunu ne yapmıyoruz? Asla saymıyoruz. Haftaya ne yapıyoruz? Yine bekliyoruz. Tez vakitte sinema salonlarında bir araya gelmek dileğiyle. Hoşçakalın.